Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda WordPress nedir ve WordPress nasıl kurulur, hosting'e nasıl WordPress kurulur onu anlatacağım. İlk başta WordPress nedir ondan başlayalım. WordPress site oluşturabileceğiniz, o siteyi yönetebileceğiniz bir admin paneli gibi bir şey düşünün. Bütün görselleri, bütün site hakkındaki her şeyi bu panel üzerinden düzenleyebiliyorsunuz. WordPress kısaca bu şekilde, yani bu demek. Eğer bir cPanel kullanıcısıysanız aşağı iniyorsunuz. Burada WordPress diye bir seçenek var. Ona tıklıyorsunuz. Şimdi kura tıklıyorsunuz. Buradan sürüm seçiyorsunuz. Buradan alan şeyi seçiyorsunuz. Hani HTTP ile mi başlasın? Güvenlik şey var ya, protokol. Buradan domain seçebiliyorsunuz. Ve burada şifrenizi ve vesaire belirtip, buradan veri tabanı isminizi belirtip yükleye bastıktan sonra WordPress'i kurabilirsiniz. Ve bunun dışında WordPress indir yazıp ilk çıkan yerden WordPress'i indirip ve ben size bu şekilde anlatacağım. Çünkü herkeste bu yok. Buradan cPanel tekrar geri dönüş yapalım. Dosya yöneticisine girelim. Burada WordPress kurulmamış web hizmetimiz adında sitem var. Buraya e-ticaret sitesi kuracağım. Ve bu eğitimin devamında e-ticaret sitesi nasıl kurulur isminde ticari paylaşımlar yapacağım. Öyle düşünün. Evet dostlarım, WordPress indi. Klasörde göster diyorum. İndirilenler ve WordPress'in sitesini kapatıyorum. cPanel'den veya sizde herhangi bir panel de olabilir, FTP de olabilir. Yükleye tıklıyorum. FTP kullanıyorsanız, zip olarak yüklerseniz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Çıkartma diye bir seçenek var mı bilmiyorum. Bayağıdır da kullanmadığım için onu size söyleyemeyeceğim. Her neyse, bu şekilde WordPress'i yükleyeceğim. Fakat benim bilgisayarım ona izin vermedi şu an. Neyse, yüklemeye koydum. Şu anda yükleniyor. Bu yüklendikten sonra çıkartıp WordPress kullanmaya başlayacağız. Sizde FTP varsa FTP'den, yani bu dosyayı çıkartıp FTP'ye atabilirsiniz. Aynı şeyi bunun içeriğine atsanız yeterli olur. Dosyamız yüklendi. Buna sağ tıklıyorum. Extract diyorum. Extract file diyorum. Gördüğünüz gibi çıkarttı. Bunun içine girip Shift tuşuna basılı tutarak en alttaki yere tıklayacağım. Ve taşıya tıklayacağım. WordPress'in içinden alıp More File deyip bir önceki klasöre taşımış olacağım. Artık şu ziple vesaire işimiz kalmadı. Bunu silebilirsiniz. Alanınız kısıtlıysa sorun yaratabilir. 14 MB. Bu şekilde WordPress'imiz kuruldu. Alan adımızı yazalım. Alan adını yazdıktan sonra SSL sertifikamızın olmadığını görüyoruz. İlerle diyoruz. Gördüğünüz gibi WordPress'in kurulum ekranı geldi. Başlayalım diyelim. Buradan veri tabanı ismi, kullanıcı adı, parola vesaire. Veri tabanıyla alakalı şeyler var. Bunu bu şekilde yapacağınızı varsayarak veri tabanını nasıl oluşturursunuz onu göstereceğim. cPanel'e giriş yaptım ben. Sizin herhangi bir paneliniz de olabilir. Buradan MySQL veri tabanı sihirbazına tıklıyorum. Veri tabanı ismim web hizmetiniz olsun. Bunu kopyalayacağım. Kullanıcı adını da aynı şekilde web hizmetiniz vereceğim. Şifremi oluşturdum. Şimdi kullanıcıyı oluştur dedim. Şimdi bu kullanıcıyla bunu bağlayacağım ve tüm ayrıcalıklara izin ver diyeceğim. Değişiklikleri uygula diyeceğim. Bunu yaptıktan sonra kullanıcımız eklendi. Bunu şuradan kopyalayıp kurulum ekranımızda WordPress ismine bunu gireceğim. Kullanıcı adına bunu gireceğim. Yani veri tabanı ismine bunu, kullanıcı adı kısmına bunu, oluşturduğumuz yani yazdığımız parola, veri tabanı sunucusu localhost'ta olacak ve ön ekide wp-tire olacak. Bunu yaptıktan sonra kurulumu çalıştır diyorum. Burada site başlığı vesaire girmeniz gerekiyor. Şimdilik böyle şeyler oluşturuyorum. Admin olsun.
Paralarımızı gizleyelim. E-posta adresi istiyor. Ve arama motoru görünürlüğünü engel olmaya çalış. Yani web sitemiz ilk başta oluşturacağımız için, baştan yapacağımız için bunu seçebilirsiniz. Zaten direkt indeks alamayacağımız için, hiçbir yerde paylaşmadığımızdan dolayı bunu seçmeyebilirsiniz. Ama uzun süreli yapıyorsanız illaki bir yerde karşınıza çıkar. Bunu işaretleyin. İşiniz bitince zaten bu tiki ayarlar kısmından kaldırabilirsiniz. Her neyse, WordPress'i kur diyorum. Kurduktan sonra seçmiş olduğunuz parola ve admin giriş diyorum. Admin, oluşturduğumuz parolaya girip beni hatırla deyip giriş yapıyor. Gördüğünüz gibi WordPress'imiz kuruldu. Hemen sitemize bakalım. Gördüğünüz gibi merhaba dünya. Zaten klasik WordPress ekranı. WordPress'imizin ana paneli de burası. İlerleyen derslerde burada ne var? Yazılar, ortam, sayfa, yorumlar vesaire vesaire. Nedir? Ayarlar kısmından ne olur? Ne yapılır? Kritik ayarlar nelerdir? Sitemiz ön planı çıkartacak şeyler nelerdir? Hele eklentiler kısmı çok önemli bir kısım. SEO eklentimizi, site hızlandırma eklentimizi, optimizasyon eklentileri vesaire vesaire. Sitenin bütün ihtiyacı olan her şeyi buradan ekleyeceğiz. İlerleyen derslerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Umarım bu video size faydalı olmuştur. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.